Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iPhone 14 Pro Max ile 15 Pro Max arasındaki benzerlikler, farklılıklar neler, onlardan bahsedeceğim. Şimdi yan tarafta da görüyorsunuz arkadaşlar. iPhone 14 Pro Max, 15 Pro Max yan yana koyulmuş bir resmi var. Ekranlara bakıyoruz arkadaşlar. 6.7 OLED ekran. Bir fark yok, aynı. 120 Hz, 120 Hz. Retina, Super Retina. Evet, herhangi bir farklılık yok. Ekranlar aynı ekran. Ama ekranda şöyle bir farklılık var arkadaşlar. 15 Pro Max'te biraz daha kavisli yapmış. 14 Pro Max'e göre iPhone. Evet, A16 Bionic bir sistem kullanmış iPhone 14 Pro Max'te. 15 Pro Max'te de A17 Pro kullanmış. Bir tek farklılık burada gözüküyor arkadaşlar şimdilik. Geçiyoruz. Kameralara geçiyoruz arkadaşlar. 48 megapiksel bir kamera var iki tarafta da. Farkı yok. Yine 12 megapiksel bir kamera daha var. 5 çarpı, 3 çarpı pardon. Bir farklılık orada 3 çarpı, yerinde 5 çarpı zoom özelliği var. Biraz zoomunu artırmış 15 Pro Max'te. Diğer ön kamerada selfie kamerası 12 megapiksel. O da 12 megapiksel. Farklılık yok. Aynı kameraları koymuş. Evet. 4K demiş. 4K, evet. O da 4K. Selfie kamerası da 4K görüntü çekebiliyor. Hem 14 Pro Max hem 15 Pro Max'te. Orada da bir herhangi bir farklılık yok. Ağırlıklarına bakıyoruz arkadaşlar. 200 gra 240 gram 14 Pro Max, 221 gram 15 Pro Max. Biraz evet inceldi 15 Pro Max'ler. Ağırlık konusunda biraz daha azaldı. Tabii bu da farklı yorumlara neden oluyor. İşte görmüşsünüzdür. Ekran kırılıyor vesaire denilen işte videolar var. Evet, şarj girişlerine baktığım zaman Lightning 14 Pro Max, 15 Pro Max'i USB Type-C yapmak zorundaydı. Çünkü Avrupa Birliği zorladı. Bundan sonra bütün şarj cihazları Type-C olacak. Yani bu kadar farkla 15 Pro Max alınır mı? O sizi takdirinize kalmış. Ama tabii bu araba gibi Apple'lar, iPhone'lar yatırım aracı olarak kullanılabiliyor. İşte eskisini satıp yenisini alıp ona göre üstüne koyulabiliyor. Evet, farklar bunlar. Beğenilerinizi, paylaşımlarınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.